Herkese merhaba. Bugün benim izlerken çok keyif aldığım bir Nolan filmi, hepinizin de tahmin ettiği üzere Oppenheimer filmi üzerine konuşmak istiyorum. Nolan'ı ben çok seviyorum. Sevenin de çok olduğunu biliyorum. Çünkü bugüne kadar bütün filmleri birbirinden iyiydi ve gerçekten özgün bir yönetmen. Ama tabii ben kendi alanımla ilgili olarak bu filmi ele alacağım. Nolan'ın sinema teknikleri vesaireyle ilgili bir sürü video zaten söz konusu. Benim buradaki bu videoyu çekme amacım şu. Nolan'ın biliyorsunuz tarzında, yani anlatım tarzında, sinema tekniğinden ziyade gelgitler çok oluyor. Olayları iç içe sokup daha sonra onları teker teker temizliyor. Zamanla bizim anlamamızı bekliyor. Bu filmde de onu yapmış. Bir yandan süreci, bir yandan sonucu izliyoruz. Bu iki açıdan çok keyifli aslında. Birinci faydası şu. Hem olay, biliyorsunuz, atom bombasının yapılış hikayesi. Dolayısıyla sonuçlarını ve onun yarattığı etkileri bize tartıştırıyor. Yani bir yandan sonucu veriyor. Ama bir yandan da gerilere dönüp, geriye ileriye sürekli giderek süreci de bize anlatıyor. Yani bir şeyin nasıl çıktığı, onun hangi psikoloji, süreçler vesaireyle gerçekleştiğini de anlattığı için ikisini birbirine çok güzel yediriyor. Yani neden oldu, ne sonuca vardı, o sırada aslında ne düşünülüyordu vesaire. Bu benim diğer Nolan filmlerinde de gördüğüm bir teknik ama şimdi burada bu sefer daha gerçek bir hikayeyi ele aldığı için ve Oppenheimer özelinde de işlediği için daha anlaşılır olması bence daha önemli. Diğerleri mesela Interstellar gibi ya da Inception gibi daha gerçeküstü bir şey anlatmıyor. Dolayısıyla buradaki tarihsel olayları daha iyi bilirsek o süreçleri, birbirinin içine geçen meseleleri de daha iyi anlarız diye düşündüm. O yüzden Oppenheimer filmini daha net anlamamız için yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir takım bilgileri sizinle paylaşmak için bu videoda karşınıza geçtim. Şimdi bu kapsamda paylaşmak istediğim iki grup var aslında sizinle. Birincisi, belli kavramlar, konular geçiyor. Böyle kelime şeklinde ama kilit kelimeler olarak kullanılıyor. Bir de bazı süreçler var. Yani örneğin Oppenheimer'dan bahsederken Amerikan Prometheus'u deniliyor. Onun dışında örneğin hidrojen bombası şöyle bir söz arasında geçiyor ama oraya bir odak yapılmıyor. Bunun gibi anekdotların daha iyi anlaşılması için söyleyeceklerim var. Bir de benim belki de en önem verdiğim sahne şu. Bir odada artık atom bombası yapılmıyor üzere, onun kullanılıp kullanılmayacağından ziyade aslında nasıl kullanılacağı, nerelerde kullanılacağı gibi bir şeyin tartışıldığı bir odada toplaşıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Asıl orayla ilgili söylemek istediğim şeyler var. Oradaki tartışmaların ve aslında filmin üzerine kurulu olduğu o etik tartışmanın konuşulduğu nokta, orayla ilgili epey söylemek istediklerim var. O yüzden önce küçük anekdotlarla başlayayım. Şimdi ilk olarak Amerikan Prometheus'u diyorlar Oppenheimer'a, bildiğiniz gibi. Orada da sürekli bir Prometheus vurgusu var. Şimdi Prometheus'un hikayesini bilmeyenler için bir aktarayım. Ondan sonra diğer anekdota geçeyim istedim. Prometheus aslında antik Yunan mitolojisinde olan bir karakter. Ve oradan kastettiği şey de şu. Şimdi bizde biliyorsunuz günümüzde genelde tek tanrılı dinler olduğu için bir tane tanrı var. Tek bir varlık ve o her şeyi yaratıyor. Ama Yunan mitolojisinde bir tane tanrı yok. Tanrılar grubu var. İşte biliyorsunuz Zeus, Apollon'dur vesaire, Athena'dır. Çeşitli tanrılar var ve bunlar dünyanın yaratıcısı da değil aslında. İnsanlığın daha ziyade yaratıcısı olarak görülüyor. Çünkü tanrılardan önce Titanlar diye ayrı bir grup var. Ve bu Titanlarla tanrıların bir savaşı oluyor. Tanrılar bu savaşı kazanıyor ve ondan sonra dünyaya hükmetmeye başlıyorlar. Hani onların ayrıntısına girmeyeceğim ama sonuçta bir Titanlar ve Tanrılar grubu var. Ve Prometheus dediğimizde bir Titan aslında. Ama tanrılarla Titanların savaşında tanrılara yardım ediyor. Zeus'a yardım ediyor. Dolayısıyla Tanrılar ekibinde yer alıyor ve bunun ardından Tanrılar artık dünyaya hükmeder hale geldikten sonra dünyada canlılığı oluşturacakları noktada Prometheus'un hikayesi karşımıza çıkıyor bu bağlamda. O da şu: Zeus canlıların yaratılmasında efsaneye göre, mitolojiye göre Prometheus'a ve kardeşi, yanlış hatırlamıyorsam adı Epimetheus olması lazım, bu iki Titan kardeşe canlıların çeşitli özelliklerinin yaratılması görevini verir ve bir çeşit özellik havuzu gibi bir şey sunar onlara. İşte kürkten tutun da kanada, pençeden tutun da çevikliğe vesaire. Bugün hayvanların her birinde bildiğimiz çeşitli özellikler vardır ve der ki bunları dağıtın hayvanlara. Ve yine hikayeye, efsaneye göre Epimetheus, abisi Prometheus'a göre çok daha tez canlı, heyecanlı bir titan. Dolayısıyla o heyecanla hemen bu özellikleri abisine çok danışmadan dağıtmaya başlıyor. İşte kimisine çeviklik veriyor, kimisine güçlü pençeler, kimisine kürk, kimisine kanat vesaire derken bütün hayvanların bildiğimiz özellikleri ortaya çıkıyor. Ve bu havuzu tükettikten sonra geriye tek bir canlı türü kalıyor bu efsaneye göre. O da insan. Yani insan çelimsiz, doğada hiçbir şey yapamayacak
koruyacak halde kalıyor. Ne bir kendisini soğuktan koruyacak kürkü, ne güçlü pençeleri, ne hızlı, ne kanadı, ne bir şeyi var. Ne uçabilir, ne yüzebilir vesaire. Dolayısıyla insan zaten hepimizin de bildiği gibi doğadaki haliyle tek başına kalırsa insan, teknoloji, diğer insanlar vesaire olmadan hayatta kalması çok zor bir tür. Dolayısıyla bunu gören Prometheus, yine bu mitolojik efsanenin devamına göre, bakıyor ki insana bir şey kalmıyor. O noktada gidiyor, güneşten ateşi alıyor. Bu tabi tahmin edeceğiniz üzere tamamen bir dolaylı anlatım. Ne güneşe çıktığı var, ne ateşi aldığı var. Buradan kastedilen şey akıl. Ve akıl, yani güneşe gitmek, ateşi vermek yasak. Zeus tarafından canlılara sunulmayacak bir özellik olarak görülüyor. Çünkü tanrısal bir özellik olarak atfediliyor akıl. Fakat Prometheus insanın bu çaresiz noktası karşısında bu yasağı deliyor ve gidip insana vermemesi gereken, bunun altını çiziyorum, vermemesi gereken bir şeyi veriyor. Ve böylece insanlık bu efsaneye göre oradan artık aklını kullanarak adım adım bütün canlılara hükmeder bir noktaya geliyor. Hatta işte tanrılarla muhatap olur hale geliyor. Hikayenin devamını biliyoruz. Tabii böyle bir şey yapınca, hani hikayeyi de tamamlayayım. Aslında bu kısmı büyük oranda Oppenheimer'la ilgili ama devamında da ilgili bir kısım var. Tabii ki Zeus bunu yaptığı için çok kızıyor Prometheus'a ve onu cezalandırıyor ve Kafkas Dağı'nın içine onu hapsediyor, zincirliyor efsaneye göre ve her gün ciğerini bir kartal gelip yiyor. Yani bir çeşit işkence de yapıyor. Böyle ebedi bir işkenceye de onu mahkum etmiş oluyor. Şimdi hikaye bu. Zaten bu hikayeyi dinlediğinizde Oppenheimer'a neyi atfettiklerini tahmin etmiş olursunuz. Yani insanlığın asla sahip olmaması gerekirken sahip olduğu bir şeyi vermiş kişi demiş oluyorlar. Nükleer silah aynen akıl gibi çok tehlikeli bir şey malum. Eğer yanlış ellere geçerse dünyanın sonunu bile getirebilecek olan bir şey. Dolayısıyla keşke hiç olmasa bile denilebilecek bir şey. Dolayısıyla Oppenheimer'a da artık bu cini şişeden çıkaran kişi gözüyle bakılıyor. Ve bu nedenle Amerikan Prometheus'u deniliyor. Tabii Oppenheimer'ın daha sonra ciddi bir vicdani hesaplaşması da var. Belki bu kısmı yine Prometheus'un hikayesiyle özdeşleştirilebilir, her gün ciğeri yenen Prometheus'la. Ama bu söylem çıktığında daha vicdani hesaplaşması çok kamuoyunda olmadığı için benim anladığım kadarıyla tamamen o cini şişeden çıkartması anlamında kullanılıyor. Yani Amerikan Prometheus'u atıfının kökü buradan geliyor. İkinci husus hidrojen bombası meselesi. Burada belki bilenler biliyor tabii ki ama bilmeyenlerin aklı karışabilir. Ya bu hidrojen bombası zaten atom bombası değil miydi vesaire. Şimdi filmde bir sahne var, spoiler değil. Çünkü çok küçük bir ayrıntı. Atom bombasını geliştirmeye çalışırken oradaki o bilim adamları grubundan bir tanesi işi bir adım daha öteye götürüyor ve hidrojen kullanılarak da bu bombanın hatta çok 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 daha güçlüsünün yapılabileceğini söylüyor. Fakat o teknik meselelerden ötürü, şimdi filmle ilgili ayrıntıya girmemek için söylemiyorum. Teknik ayrıntılardan ötürü onun o aşamada yapılamayacağı sonucuna varılıyor. Fakat orada bir hidrojen bombası atıfı da yapılıyor. Şimdi bunu bilmeyenler için mesele şu. Atom bombası dediğimiz şey füzyon denilen bir teknolojiyle yapılıyor. Yani çekirdeğin ayrıştırılması. Hidrojen bombası ise tam tersi. Çekirdeğin ısıtılarak füzyon deniyor. Böyle bir kelime oyunu gibi gelebilir. Kelimeler farklı. Füzyon ve füzyon. Füzyon teknolojisiyle yapılan bir şey ve bu teknolojide tam tersi ısıtılarak çok daha büyük bir enerji çıkartılıyor ve zaten aslında atom bombalarıyla ilgili birazdan onu değineceğim. Asıl mesele şu oluyor. Hiroşima ve Nagasaki'ye o ilk atom bombaları atıldığında çıkan enerji hidrojen bombasıyla karşılaştırınca o kadar büyük değil. Yine inanılmaz, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük bombayı yapmış oluyoruz. Evet, ama hidrojen bombası şu an yansıda da görüyorsunuz zaten. O kadar büyük ki bu bomba atıldıktan sonra bir mantar bulutuna benzer bir bulut çıkıyor. Onun büyüklüğünden, bombanın büyüklüğünü de anlayabilirsiniz. Ve bu karşılaştırma da göreceğiniz üzere hidrojen bombası o ilk kullanılan atom bombalarına göre kat kat büyük. Dolayısıyla nükleer silahlar evet bir grup ama atom bombası bunun ilk örneği. Orada bahsedilen hidrojen bombası 1950'lerde geliştirilecek olan bir teknoloji. Dolayısıyla zaten bunlar hidrojen bombası üretmiyor muydu diye düşünebilirsiniz. Hayır. Hidrojen bombası ile klasik atom bombası nükleer silahların iki ayrı modelidir diyeyim. Bunlar birbirine karışmasın diye bunu da eklemek istedim. Değinmek istediğim üçüncü konu ve bence filmin odak noktası, en kritik noktası artık atom bombası yapılma noktasına gelip onun kullanılmasının tartışıldığı bir odada yapılan bir toplantı var. Yine spoiler olmasın diye ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece belirli bilgilerle geçeceğim. Ama bir odada toplanıyorlar ve atom bombası ile ilgili artık bir konuşma aşamasına geliyorlar. Orayla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var. İlk olarak şununla başlamak istiyorum. Orada atom bombası ortaya çıktığında tartışılan şeylerden bir tanesi Tokyo bombası
bombalaması lafı geçiyor. Yani diyorlar ki acaba klasik bombalama sistemine devam mı etsek, atom bombası kullanmasak ve onu sadece dünyaya mı göstersek gibi çeşitli tartışmalar oluyor ve orada Tokyo bombalaması diye bir şey geçiyor ve onun üzerine konuşuyorlar biraz. Yani ne var bu Tokyo bombalamasında diyenler olabilir ama bu atom bombasının kullanım amacını aslında tartışmak için en güzel noktalardan birisi. Dolayısıyla ben bu önce iki bombalamanın, Hiroşima ve Tokyo bombalamasının, tabii Tokyo bombalaması derken Tokyo ve çevresindeki 6 şehri aslında yapılan bir bombalama. Bu ikisini size bir karşılaştırmak istedim. Şimdi bir tablo üzerinden size bunu göstereceğim. Birinci fark, İki bombalamaya katılan uçakların sayısında, dolayısıyla maliyetinde. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sonlarında yaptığı bir saldırı Tokyo bombalaması ve burada sadece B-29 uçaklarının sayısı 334. 334 tane uçak katılıyor buraya. Hiroşima'ya baktığımızda Hiroşima'ya katılan uçak sayısı sadece 3. Yani bir bombayı atan uçak var, bir tane onu koruyan avcı uçağı, bir tane de haberleşme uçağı var. Bu kadar. Yani düşünün, bir tarafta yaklaşık 600'e yaklaşan bir uçak sayısı var. Tabi bunların her birisi ciddi bir maliyet. İçinde pilotu var. Bunlar vurulabilir, düşebilir. Her vurulan uçak ölen bir pilot ve kaybedilen o zamanın parasıyla on binlerce dolar, bugünün parasıyla yüz binlerce dolar yapıyor. Ve alınan riskler var. Dolayısıyla bir kere uçak sayısında ciddi bir fark var. Onun dışında yine Tokyo bombalamasında 16 mil karelik bir hedef alınıyor ve 267.171 bina, yani şehrin dörtte biri tahrip ediliyor. Ve bununla 83.793 kişi öldürülüyor ve 40.918 kişi de yaralanıyor bu bombardımanlarda. Ve tabii şunu da ekleyeyim. 14 aylık bir süreçte 6 tane şehre büyük oranda yangın bombalarıyla yapılıyor bu saldırı ve şehirlerin ortalama %50'si zarar görüyor. Askeri tesisler büyük oranda yok ediliyor ve savaş gereçlerinde %54'lük, motorlu araç üretiminde de %94'lük bir düşüş sağlıyorlar. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Şunu da ekleyeyim. Bunu yapmak için o filo, dediğim gibi yüzlerce araçtan oluşan filo toplam 176.059 tane sorti yapıyor. Yani 176.000'in üzerinde kez gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ya bunlar yakıt maliyeti, alınan riskler bu. Sonuçta bunlara, onlar da uçak savar mermileriyle vuruyorlar. Onların da uçakları var vesaire. Savaş oluyor. Bu uçakların bir kısmı kaybediliyor. Hiçbiri kaybedilmese bile bunlara yakıt konuluyor. Onların kalktığı üslerde on binlerce asker çalışıyor, insan çalışıyor. Bunların lojistiğinin aksamadan sürdürülmesi gerekiyor. Yani muazzam bir maliyet, muazzam bir riskle yapılıyor. Hiroşima'daki duruma baktığımızda dediğim gibi sadece 3 tane uçakla yapılıyor ve tek bir bombayla Hiroşima şehrindeki binaların %60'ı tahrip ediliyor. 78 bin kişi öldürülüyor ve 51 bin kişi yaralanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi iki bombalamanın farkı burada. Yani burada tartışılan şey bu. Diğer taraf diyor ki sonuçta atom bombası bir kitle imha silahı olacak. Attığımız anda orada askeri de öldürecek ama sivili, çoluk çocuğu da öldürecek günün sonunda. Dolayısıyla bunu biz diyor bir kısmı normal bombalama gibi yapsak olmaz mı? Böylesine bir silah kullanmak zorunda mıyız diyor. Diğer taraf ise bu etkisinden bahsediyor. Yani aradaki evet öldürülen insan sayısı aşağı yukarı aynı. Tabii bu hesaplar da çok gerçekten ilginç hesaplar. Yani birinde 70 binin üzerinde insan, birinde 80 binin üzerinde insan. Ama şuraya getiriyorlar atom bombasını savunanlar. Yani biz klasik bombalama yaptığımızda da zaten bütün şehri bombalıyoruz. Dolayısıyla yine çoluk çocuk ölüyor. Maalesef bu oyunun kuralı bu diyorlar. Dolayısıyla bunu tek bir uçakla yapabilecekken neden yüz binlerce sortiye ulaşan ciddi bir risk alalım, yüzlerce uçak koyalım, milyonlarca, milyarlarca dolar para harcayalım diyorlar ve ekliyorlar. Diyorlar ki bunun bir de ciddi psikolojik etkisi var. Dolayısıyla böylesi bir bombayı atıyor olmak da zaten düşmanı darmadağın edecektir. Dolayısıyla diğeri eğer sivilleri, masumları öldürmüyor olsaydı belki tartışılabilirdi ama Tokyo bombalamasında da zaten aynı şey oldu. O zaman bunu kullanalım diyorlar. Ve buradaki işte bu Tokyo bombalamasıyla Hiroşima'daki atom bombasının karşılaştırması da bu noktada çözülüyor. Böylece o tartışmanın niye yürüdüğünü ve atom bombasının mantığını da daha net kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Düşünüyorum bu bilgilerden sonra. Yine bu odada konuşulanlarla ilgili önemli bir husus, Oppenheimer'ın da aslında ciddi anlamda ahlaki sorgulamalarını başlattığı nokta, atom bombasının kullanılıp kullanılmamasının gerekli halde olmaya devam edip etmemediği hususu. Filme dair evet biraz bilgi vermiş olacağım izlemeyenler için ama bunlar bir yandan da tarihi şeyler olduğu için aslında filme özel bir bilgi olmayacak. Ama hiçbir şey bilmeyeyim diyorsanız önce izleyip sonra burayı izlemenizi tavsiye ederim bu noktada. Oradaki tartışması şu Oppenheimer
Oppenheimer'ın. Yani o dönemde başlıyor ama o odadaki tartışmada daha kristalleşiyor. Şimdi Oppenheimer'ın projeye dahil olma sürecinde şöyle bir mantık var. Diyorlar ki Almanlar bu işe başladı. Oppenheimer'a iş ilk teklif edilirken ve eğer biz onlardan önce yapmazsak Almanlar bu bombayı bize atacaklar. Ve onlar bize bu bombayı atarsa biz onlara karşı elimiz kolumuz bağlı kalacağız. O yüzden biz onlardan hızlı şekilde bunu yapmak zorundayız diyorlar. Ve hikaye buradan başlıyor aslında. Ve o odadaki tartışma şuraya geliyor. Diyor ki odada tartışma yapılırken Almanlar artık yenilmiş durumda. Dolayısıyla işin, hikayenin başındaki olay artık yok. Diyorlar ki yani bir grup, daha doğrusu bunu da açıktan söyleyemiyorlar tabii savaş şartlarında, daha örtülü bir şekilde diyorlar ki artık Almanlar yok. Bizim bunu kullanmamız zorunlu mu? Yani Japonları savaştan vazgeçirmek için bu bombanın varlığından sadece bahsetsek ya da bunu doğrudan Japonya'ya değil ama yakınında bir yere atıp bir caydırıcılık sağlasak olmaz mı diyorlar. Ve işte Oppenheimer'ın asıl ahlaki meselesi burada çıkıyor. Yani biz yok olacağımıza kendimizi korumak için yapıyoruz diye girdiği bir şeyde artık öyle bir zorunluluk yokken böylesi bir silahı niye kullanmaya başlıyoruz diyor. Ve Oppenheimer'ın aslında asıl ayrıştığı nokta orası insanlardan. İlk başta Oppenheimer'ın da bir itiraz yok atom bombasına yönelik. Hani şöyle bir şey gelebiliyor, eleştiri gelebiliyor. Ya bu adam zaten bunun üreticisi, o zaman niye sonradan çark ediyor? Kendi vicdanını rahatlatıyor. Zaten atacağı bombayı atmış. Ondan sonra kendini rahatlatmaya çalışıyor falan diyenler oluyor. Benim gördüğüm orada bir kırılmalar var. Yani Nolan da bence bunu güzel anlatmaya çalışmış. Ben beğendim. Ya insanlar da böyle şey değil. Statik, değişmez. Bir adam atom bombasını seviyorsa kesin insanlık düşmanıdır falan. Ya orada insanların dönüşüm süreçleri var. Ve Oppenheimer'da onu film bize çok güzel gösteriyor. Önce bir şeyle giriyor yani. Orada bir yarış var. Eğer biz bu bombayı üretmezsek Naziler bunu bizim kafamızda patlatacak. O yüzden hızlıca üretmeliyiz mantığında başlıyor. Ama sonra Naziler yenildi, biz bunu niye kullanıyoruz noktasından sonra başka bir sorgulamaya giriyor Oppenheimer orada. Dolayısıyla Oppenheimer'ın daha sonraki o sorgulama ve daha bu konuda halkı bilinçlendirmeye çalışan, özellikle soğuk savaş şartlarındaki misyonunun ben bu noktada başladığını, yani bunun siyasi karar vericilere bırakıldığı zaman işin başka bir noktaya gidebildiğini gördüğü noktada yavaş yavaş makas değiştirmeye başladığını görüyorum Oppenheimer'ın treninin. Ama bu da bizi işte iki tane önemli hususa getiriyor. Birincisi uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi dediğimiz mesele. Uluslararası ilişkilerciler bunu çok iyi bilir. Oradaki mantık şu: siz kendiniz için önlem almaya kalktığınızda, yani bir tehdit görüp de kendinize bir önlem almaya kalktığınızda bunu silahla vesaireyle yapacağınız için bunu başka aktörlerde, ya o kişi silah geliştiriyor, o zaman ne olur ne olmaz biz de kendi güvenliğimizi almalıyız deyip onlar da ona olası bir saldırıda yanıt verecek şekilde önlem almaya başlıyorlar. Onlar aldığı zaman siz de alıyorsunuz. Siz aldığınız zaman onlar da alıyor. Bir çıkmazın içine sokuyor yani devletleri. Dolayısıyla biz buna uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Ve zaten güvenlik ikileminin en ünlü şeyi Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Sovyetler arasındaki nükleer silahlanma. Birisi yapıyor, diğeri de yapıyor. Diğeri yapınca birisi tekrar yapıyor, o da yapıyor. En son zaten dünyada on binlerce nükleer stok olmuştu. Cephane olmuştu. Ondan sonra azaltmak için anlaşmalar yapıldı vesaire, ama yani bu bir ikilem ve bunun içine girdiğiniz zaman bir kısır döngüye girmiş oluyorsunuz ve Oppenheimer filminde aslında bu nükleer güvenlik ikileminin temellerini bize gösteriyor. İlk başlangıç noktalarını. Çünkü artık Nazi Almanyası çekiliyor ama Soğuk Savaş'ın da kökleri atılıyor. Amerikalılar Sovyetlerden huylanmaya başlıyorlar. Sovyetler Amerikalılardan huylanmaya başlıyor ve ikisi de diyor ki yani biz Sovyetlere karşı bunu elimizde tutmalıyız dediği anda zaten ok yaydan çıkıyor. Çünkü yine o toplantıda konuşulan şeylerden biri de bu. Müttefiklere bilgi vermeyecek miyiz? Yani Sovyetlere de biz bunun bilgisini verelim. Böylece bir güvensizlik ortamı yaratmayalım deniliyor. Yine aynı şekilde tam tersi bunun bir koz olarak kullanılacağı ortaya çıkıyor. Onun hesabına dair de arka plandan söyleyeceğim bir şey var film dışı. Şimdi Amerikalılar bunu hesaplıyorlar. Yani diyorlar ki Sovyetler Birliği bunu en erken ne zaman yapabilir? Ve kendilerinin üretiminden yaklaşık 6 ila 8 yıl sonra yapacağını düşünüyorlar. Sovyetler Birliği'nin ilk nükleer bombasını, yani Amerika'nınki 1945 ise Sovyetlerin 53 ila 55'ten önce ilk atom bombasını yapamayacağını düşünüyorlar. Ve stratejileri şu: Sovyetler yapana kadar zaten biz bütün Avrupa'yı dizayn ederiz. Yani Avrupa'yı Amerikan ve daha doğrusu Batı diyelim hadi ona, güvenlik şemsiyesinin içine sokup oradaki güvenlik mimarisini zaten organize ederiz ve böylece dünyanın yeni hegemon gücü olarak Sovyetler Birliği'nde belki bir partnerimiz haline getiririz. Yani rakibimiz değil. Biz o arada işi kotarırız diyorlar. Dolayısıyla bunu yapmak için göstermeleri lazım her şeyden önce. O yüzden burada orada yine bir tartışma dönüyor. Diyorlar ki Japonlarla ilgili araştırma yaptık. Onlar ne olursa olsun pes etmeyecekler vesaire diyorlar ama asıl hikaye, tarih kitaplarından biliyoruz ki
onun atom bombasının atılış tarihinin İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin konuşulacağı Potsdam Konferansı'nın önüne getirilmesinin sebebinin de biz Sovyetlere mesaj verilmesi, bütün dünyaya bir tane nükleer gücün olduğunu ve artık onun daha etkin olacağı, yani onun hegemon güç olacağı bilgisinin verilmesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu arka planın ışığında aslında Japonya'ya atmaya karar veriyorlar. Yani öyle filmde söylendiği gibi Japonlar da araştırma yaptık, onlar her türlü savaşacaklar vesaire. Farklı yöntemler bence denenebilirdi. Gidip etrafına dağa taşa da atılabilirdi. Bu mesaj zaten verilirdi. Benim gördüğüm, tarih kitaplarından da okuduğum kadarıyla tamamen Soğuk Savaş olarak bildiğimiz bizim bugün, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyayı şekillendirmek üzere, kendi güçlerini göstermek üzere yaptıkları bir hamleydi olarak görüyorum ben bunu. Oradaki tartışmayı da bu bilgiler ışığında izlemenizi tavsiye ederim. Beşinci söyleyeceğim Oppenheimer'ın bir nevi yargılanma süreciyle ilgili. Bildiğiniz gibi bir yargılanma yok aslında. Bu da spoiler içermiyor. O yüzden söyleyebilirim. Filmin yürüdüğü ana eksen, o eksenin üzerinde gelgitler var sürekli olarak ama yürüdüğü ana eksen Oppenheimer'ın güvenlik sertifikasının, yani güvenlik level'ının artık kaldırılması. Yani onu belli alanlarda var etmemek üzere elindeki güvenlik aşamasının kaldırılmasına yönelik yürütülen bir soruşturma üzerinden yürüyor. Artık o düzeyde güvenilir olup olmadığına dair bir süreç yürüyor. Ve bu süreç Soğuk Savaş döneminde yürüyor. Yani artık atom bombası yapılmış vesaire. Ondan sonra Soğuk Savaş'a girilmiş. Yani bir tarafta ABD liderliğindeki Batı bloğu ve bir tarafta Sovyetler liderliğindeki Doğu bloğunun karşı karşıya geldiği Soğuk Savaş şartlarında yürüyor. Ve burada ismine atıf yapılan, doğrudan değilse de dolaylı olarak yapılan McCarthy adında bir senatör var. Dolayısıyla McCarthyizmi de bilmemiz gerekiyor daha iyi anlayabilmek için o dönemki psikolojiyi. Yani mesela karısı sürekli Oppenheimer'a diyor ki niye savaşmıyorsun, niye şey yapıyorsun? Sebebi şu: o dönemde şöyle bir adeta bir cadı avı var. McCarthy denilen cumhuriyetçi bir senatör var ve bu cumhuriyetçi senatör bir listeyle kamuoyunun karşısına çıkıyor ve diyor ki işte ülkemizde komünizmi getirmek için gizlice çalışanlar var diyor ve bunlar bir şebeke diyor. Bunların saptanması ve çıkarılması, kamuoyunun önüne çıkarılması lazım vesaire deyip bir adeta cadı avına başlıyor. Çünkü burada Amerikan hükümetinin de ciddi payı var. İşte propaganda şeyleri geliyor. İşte bir mesela Red Iceberg diye bir şey var işte. Amerika'nın hızlı bir şekilde kızıl bir buz dağına çarpacağını falan söyleyen posterler asılıyor vesaire. Burada bahsedilen şey şu: yani içindeki komünistlerle rejimi değiştirmek için bir şebekenin kurulmaya çalışıldığı, burada çok fazla Sovyet sempatizanının olduğu vesaire gibi çeşitli unsurlara değiniliyor. Ve bu iş kamuoyu önünde yapıldığı için, kameralar önünde vesaire yapıldığı için adeta bu orta çağdaki engizisyona dönüyor. Yani bir nevi günümüzün aforozları yapılıyor. Çünkü o şeyin karşısına çıkılıp hele yaftalanmışsa o kişi işsiz kalıyor vesaire, yani bir sürü kovuşturmaya bile uğrayabiliyor. Ve bu özellikle Hollywood'daki insanlara yapılınca çok popülerleşiyor. Hollywood'da bir sürü yapımcı, oyuncu vesaire, akademiden birçok kişi yine aynı şekilde bu soruşturmaların konusu oluyor ve işsiz kalıyorlar. İşlerinden atılıyorlar, sürgüne yollanıyorlar vesaire. Bir sürü başlarına yani gelmeyen kalmıyor. Dolayısıyla Oppenheimer'ın oradaki psikolojisi kendisinin de o şekilde yaftalanıp toplumdan aforoz edilebileceği endişesi. Yani orada kendini aklama çabası da var bir noktada. Bu da işte o McCarthyizmin etkisiyle yapılan bir çeşit modern cadı avı durumu oluyor. O yüzden oradaki psikolojiyi daha iyi anlamak için McCarthyizmi de bilmek gerekiyor. Diğer bir husus, filmin iki farklı yerinde vurgulanan "ben ölüm oldum" diye bir söz. Bu Nolan'ın falan filme soktuğu bir şey değil. Doğrudan Oppenheimer'ın kullandığı bir kelime. Hatta daha uzun bir açıklamasının bir kısmı, birazdan yer de vereceğim. Oppenheimer antik Hint kültürüne oldukça meraklı biri. Oradaki metinleri okuyor. Oradaki o eski kültürü araştıran bir kişi. Dolayısıyla oradaki metinlere, oradaki mitolojik hikayelere de hakim. Ve daha sonra kendisinin yarattığı bir süreçle ilgili yaptığı bir değerlendirmede bunu kullanıyor. Ve aslında Oppenheimer'ın belki de en meşhur konuşmasıdır. Artık yaşlanmış bir çeşit muhasebe yapıyor ve orada anlatıyor bu "ben ölüm oldum"u. Dolayısıyla sürekli atıf yapmalarının sebebi bu. Ve ben de bunun için bu metni de koyuyorum. Oppenheimer'ın bu konuşmasını şimdi koyuyorum. O yüzden hadi bir bu kısa bir dakikalık konuşmasını bir dinleyelim. Sonra da son bir bilgiyle Oppenheimer hakkındaki bilgilerimizi tamamlayalım. We knew the world would not be the same. Two people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita: Vishnu is trying to persuade the prince that
impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Ve son olarak filmle ilgili söylemek istediğim bir şey bir bilgi verme değil, benim bir değerlendirmem. Filmi izlerken aslında başka bazı filmlerde, dizilerde de gördüğüm bir şeyi daha bir kez daha fark ettim. Ülkemize dair bir değerlendirmem var. Yani ABD ile Türkiye arasındaki bence önemli farklardan bir tanesi, bir tarafın yani ABD'nin elindeki insan kaynağını çok iyi kullanmayı bilirken Türkiye'nin tam tersi elindeki insan kaynağını harcıyor olması gerçeği. Mesela Oppenheimer'da dikkat ettiniz mi? Aslında adamdan başından beri yani onu projeye dahil ederken bile sürekli şüpheleniyorlar. Ona güvenlik yetkisi verilmesinde sorunlar çıkıyor. O oluyor, bu oluyor. Yani adamın sürekli bir komünizm sempatizanı ya da doğrudan destekçisi olduğu düşünülüyor. Düşünün. Birincil tehditlerden birinin içinde olabileceği düşünülüyor. Ama adam işinde çok iyi olduğu için gidip ülkenin en gizli projesinin başına koyuyorlar. Yani elindeki yeteneği sonuna kadar kullanıyor. Ve yani bu ne kadar doğru yanlış ayrı mesele ama o güvensizlik sürekli sürdüğü için işleri bitince çıkarıyorlar. Ama eğer ihtiyacı varsa gidip tam ters noktada duran birisini bile, şüphelendikleri birisini bile getirip o dönem ülkenin en gizli projesinin başına koyabiliyorlar. Bizde nasıl oluyor biliyorsunuz? Tam ters. Bir kişinin yani şüpheyi bırakın, o dönemin ruhuyla uygun değilse en basit kurumlarda bile çalışmalarına izin verilmiyor. Yani orada belki o işi en iyi yapacak kişidir, eğitimi en iyidir. Ne oluyor ama pek öyle olmuyor bildiğiniz gibi. Pratikte işler böyle yürümüyor. Yok işte bizim hemşerimiz, yok bilmem ne tarikatında, yok bilmem ne şeyinden. Ne oluyor? Bir işi tam yapacak kişiler, bırakın gizli projeler zaten hak getire. Yani kritik yerlere belli düşünce yapısına sahip değilseniz o düşünce yapısı da dönemden döneme değişiyor. Zaten giremiyorsunuz. Ne kadar yetenekli olursanız olun. Hiçbir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. O yetenek zaten dışlanıyor sürekli. Geri kalanda da en basit kurumlarda bile elimizdeki yetenekleri tam kullanamıyoruz. Oysa ABD örneğinde ben bunu çok gördüm. Örneğin yani dizilerde, filmlerde çok gördüm. Örneğin Amerika'nın en böyle dışlayıcı politikalar güttüğü 11 Eylül sonrası süreçte bile bakıyorsunuz mesela en kritik konumlarda o radikal örgütleri iyi tanısın diye İslami arka planı olan isimler çalıştırılmış CIA'de, FBI'de falan. Yani biz de düşünseniz öyle bir şey olduğunu. Yani ben düşünemedim bugüne kadar. Maalesef hiç de göremedik. Buradan şuraya getireceğim. Yani gidip illa sorunu olan insanları koyalım edelim değil. Mesajım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani biz elimizdeki kaynağı bırakın iyi kullanmayı genellikle yarısından çoğunu elimizin tersiyle itiyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan ürün de istediğimiz düzeyde olmuyor. Politik olsun, teknoloji olsun neyse. Diğer taraf ise tam tersi. Elinde olan kaynağı en dibine kadar kullanıyor ve bence zaten Amerika'nın küresel bir güç haline gelmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi elindeki bu kaynağı muhteşem bir şekilde kullanmaktaki başarısı diyorum. O yüzden bunu da herkesin bir aklına, bir köşesine koymak istiyorum farklı yerlerde düşünsünler diye ve bu son çıkarımımla beraber bu videoya ayırdığınız vakit için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.